Bu videodaki senaryolar hayali bir şekilde kurgulanıp canlandırılmıştır. Videoda olabildiğince tarafsız olmaya çalıştım. İyi seyirler. Bu topraklar Türkiye Devleti'nin toprakları. Bu topraklar ise Gürcistan Devleti'nin toprakları. Gürcistan eski Sovyetlere bağlı bir ülkeydi. Türkiye ise hiçbir zaman herhangi bir ülkenin boyunduruğu altına girmedi. Peki videonun konusuna gelirsek, Türkiye ve Gürcistan arasında bir savaş olsaydı, kimin savaş taktikleri daha iyi olurdu? Ve savaş sonunda kim bozguna uğrardı? Videoda müttefikler olmayacak, nükleerler olmayacak ve sadece teke tek bir savaş olacak. İlk olarak savaşı çıkartan Gürcistan oldu. Gürcistan Türkiye'ye, "Türklere meydan okuyorum," dedi. Türkiye bunun üzerine, "Adamsan arkana güvenme, teke tek kapışalım. Sen ve ben. Teke tek." İki devlet savaş durumuna geldiğine göre envanterlerine bir göz atalım. Bu sayılar iki devletin asker sayıları. Bu tank sayıları, bu uçak sayıları, bu da kaç donanma olduğunun sayısı. İlk hamle Gürcistan'dan geldi. Gürcistan askerlerinin ve tanklarının yarısını Batum tarafına getirdi. Askerler Batum'a geldikten sonra Türk topraklarına atış yapmaya başladılar. Gürcistan'ın bu bombaları Artvin'in sahil kesimlerini vuruyordu. Derken Türkiye bunu gördü ve savaş hazırlıklarına başladı. Türkiye savaş hazırlığındayken Gürcistan Türkiye'nin Artvin sahillerini işgal etti. Türkiye tüm hazırlıklarını yaptı ve savaşa girdi. Türk askerleri ve Türk tankları Artvin'e yollandı. Daha sonra Türk tankları bölgeye geldi. Burada 2 saatlik bir bombardıman ve büyük bir çatışma yaşandı. Bu çatışma sonunda Artvin sahillerindeki Gürcistan askerleri geri çekildi. Ancak bu savaş bittiği anlamına gelmiyordu. Türkiye bu çekilmenin bizim için bir fırsat olduğunu, istersek Gürcistan'ın tamamını kendi topraklarımıza katabileceğini söyledi ve askerleriyle Gürcistan'a saldırmaya başladı. Türkiye donanmalarını Karadeniz'e sürdü. Bir yandan gemiler Batum kentini bombalıyorken diğer yandan uçaklar Keda kentini bombalıyordu. Gürcistan bu bombardımanlara çare aradı fakat bulamadı. Daha sonra Türkiye insansız silahlı hava araçları ve Türk füzeleriyle saldırıları daha da arttırdı. Bunun üzerine Gürcistan karşılık vermek için birkaç tankıyla Türk gemilerini bombaladı. Türkiye buna daha da sinirlendi ve iki devlet arasındaki şiddetli çatışmalar bir hafta daha sürdü. Bir hafta sonunda Türkiye başkent Tiflis'e kadar geldi. Bunun üzerine Gürcistan'ın başkentinden bir bildiri yayınlandı. O bildiride Gürcistan şöyle diyordu. "Büyük Türkiye'den çok özür diliyoruz. Bizi affedin. Bir hataya düştük. Savaşı biz başlattık biliyoruz. Ama lütfen bizi bağışlayın. Hem sizin dininiz İslam. Allah affedenleri sevmez miydi? Türkiye, sizden ricamız toprakları tekrar bize vermeniz. Bunu yaparsanız size söz veriyorum ki artık Gürcistan'da Türkleri öveceğiz. Ve kazancımızın %50'sini size vereceğiz." Sözleri yazıyordu. Bunun üzerine bir bildiri de Ankara'dan geldi. "Gürcistan'a bu sözleri için Türkiye olarak teşekkür ediyoruz. Topraklarınızı vermeye hazırız. Üstelik kazancınızı da istemiyoruz. Affetmek büyüklüktür, büyüklük bizde kalsın." Sözleri yazıyordu. Bu bildiriden sonra Türkiye Gürcistan'ın topraklarından geri çekildi. Sonuç olarak Türkiye psikolojik üstünlük sağladı. Yani bu savaşın kazananı Türkiye oldu. Yeni savaş senaryolarında görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ki yeni video yüklediğimde size bildirim gitsin. Hoşça kalın.